Dizi Rehberim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Halil'in "Zeynep'e beni sen delirttin" demesi gerçekten çok güzeldi diyorsanız ve ayrıca "biz eski Zeyhal'i geri istiyoruz, lütfen Zeynep'e biri dur desin" diyorsanız hemen aşağıdan videomuzu beğenin, hep birlikte sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ayrıca "Zeyhal çiftini çok seviyorum" diyenler yorumlara bolca kalp emojisiyle yorum yapmayı unutmayın. Rüzgarlı Tepe yeni bölümünde Zeynep ailesinin intikamını almak için Halil'e oynadığı oyunu sürdürecek mi? Songül cadısı aynı anda hem Halil'i hem de Zeynep'i kandırmaya devam mı edecek? Zeynep ve Halil arasındaki inada binen intikam savaşı kimin sayesinde sona erecek? Halil'in yeni bir düşmanı mı ortaya çıktı? Zeynep neden kendisini gizlemek için Halil'e sarıldı? Halil'in Zeynep'e oynadığı oyun ortaya çıkacak mı, merak ettiğiniz her şeyi yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümünde Songül cadısının yalanları yüzünden Halil Zeynep'in kendisiyle babasının intikamını almak, ailesine ait ne varsa hepsini kendisinden geri almak ve aynı zamanda kendisinin bütün malına mülküne ortak olabilmek için evlendiğini düşünse de, çok yakında Gülhan ve Selma sayesinde gerçekler ortaya çıkacaktır. Tülay Hanım birisinin hem Zeynep'e hem de Halil'e çok pis bir oyun olduğunu ortaya çıkan o gizemli mektup sayesinde anlayacaktır. O mektup Halil'e kadar gidecek ve Halil, "bu mektupta yazılan çoğu şey yalan olsa bile, gerçek olanları bilen bir tek teyzem vardı. Bunu ondan başkası yazmış olamaz" diyerek gerçeklerin farkına varacaktır. Teyzesi Songül cadısının hem kendisine hem de sevdiği kadına çok fena bir oyun oynadığını anlayan Halil, geç olmadan bu durumu toplarlamaya çalışacaktır. Ancak Halil mektupta yazılı olan gerçekleri Zeynep'e nasıl açıklayacağını bilmediğinden bir süre daha Zeynep ile inatlaşmaya devam edecektir. Ama elbet bu sırada Halil, teyzesinin yaptıklarını bildiğinden ve bundan sonra yapmaya çalışacaklarını az çok tahmin ettiğinden, her zaman teyzesinden bir adım önde olacaktır. Songül ile Fikret arasındaki bağ ortaya çıkacak ve Halil adamlarına "Fikret denen o adamı bulun ve bana getirin, onunla bizzat ben ilgileneceğim" diyecektir. Halil Fikret'i bir güzel dövdükten sonra teyzesiyle ne işler çevirdiğini öğrenmek için onu eşek sudan gelinceye kadar dövecek ama Fikret bir türlü konuşmayacaktır. Halil Zeynep'in kendisiyle parası için evlendiği yalanına inandığı için kendisini affetmeyecektir. Çok yakında elbette Songül'ün gerçek yüzü ortaya çıkacak ve eski Zeyhal'e yeniden kavuşacağız. Analizimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen aşağıdan yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diziye dair yeni analizlerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.